Bu hafta multiplayer olarak oyun dünyasının en kaslı adamlarını seçtik. Numara. Chris Redfield, Resident Evil. Resident Evil serisinden tanıdığımız Chris Redfield, pilotluğunun dışında yakın dövüş ve her türlü ateşli silah kullanımında usta bir karakterdir. Tam bir kas yığını olan Chris Redfield adına internette antrenman programları yazılmış, hatta steroid kullanıp kullanmadığı bile tartışılmıştır. Dokuz numara, Ryu Hayabusa, Ninja Gaiden. Ruh ve beden olarak inanılmaz bir disipline sahip olan Ninja Gaiden serisinin usta ninjası Ryu Hayabusa listemizin 9. sırasında. Akıl almaz bir sürat ve dövüş yeteneklerine sahip olan Ryu Hayabusa, mental disiplini sayesinde kaslarını en doğru şekilde kullanmasıyla dikkat çekiyor. Sekiz numara, Master Chief, Halo. Spartan 2 adlı gizli bir askeri proje dahilinde askeri eğitim alan ve daha sonra sibernetik olarak geliştirilmiş bir süper askere dönüştürülen Master Chief, spor salonlarında çalışarak elde edilemeyecek insanüstü bir kas gücüne sahiptir. Yedi numara, Dante, Devil May Cry. Devil May Cry serisinin karizmatik ana karakteri Dante, sınır tanımayan güçlere sahiptir. Sıradan insanların ötesinde bir kuvvete sahip olan Dante, şeytani güçlerini açığa çıkarttığı zaman olağanüstü bir seviyeye ulaşmaktadır. Altı numara, Ryu, Street Fighter. Zamanında çoğu oyuncuyu Atari salonlarına hapseden Street Fighter serisinin uzak doğulu dövüşçüsü Ryu, listemizin 6. sırasında yer alıyor. Ustalaştığı teknik Hadouken'e başvurmadan bile her rakibe meydan okuyabilecek kadar güçlü bir dövüşçü olan Ryu, oyun dünyasının en ünlü kaslı adamlarından biridir. Beş numara, Big Daddy, Bioshock 2. Genetik olarak geliştirilerek insan kuvvetinin ötesine ulaşan ve devasa bir dalgıç kıyafeti içerisine yerleştirilen Big Daddy'ler listemizin 5. sırasında. Dört numara, Liu Kang, Mortal Kombat.
Mortal Kombat serisinin en çevik dövüşçüsü Liu Kang, oyunlarda rastlayabileceğiniz en güçlü insan karakterlerden biridir. Bir Shaolin keşişi olan ve uçan ejderha tekmesiyle rakiplerine korku salan bu kusursuz dövüşçüyü listemizin 4. sırasına yerleştiriyoruz. Numara Marcus Fenix, Gears of War. Gears of War serisinin ana kahramanı Marcus Fenix, kas yığını bir yarma olarak adlandırılabilir. Kolay kolay devirmenin mümkün olmadığı bu dev adam listemizin 3. sırasında. İki numara Duke Nukem, Duke Nukem. Neredeyse patlamak üzere olan kaslarıyla oyun dünyasının simgeleşmiş karakterlerinden biri olan Duke Nukem, tek kişilik bir ordu gibidir. Aykırı kişiliği ve inanılmaz gücüyle bir marka haline gelen macho adam Duke Nukem'i listemizin 2. sırasına yerleştiriyoruz. Ve 1 numara Kratos, God of War. Koca Olimpos'u tek başına deviren, hiç tükenmeyen öfkesiyle gücüne güç katan, güçlü olmanın en çok yakıştığı karakter olan Kratos, listemizin 1. sırasında. Güçlü kaslarını intikam ateşiyle yoğuran Kratos'u zirveye yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka Topon bölümüyle görüşmek üzere.